Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematikte neler var videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Artık 10. sınıfsın ve Tonguç Akademi 10. sınıf kanalındasın. Arkadaşım 9. sınıf öyle ya da böyle bir şekilde bitti. İnşallah güzel bitmiştir. Bitmediyse hiç endişe etme. Çünkü neden? Gerçekten 10. sınıftaki konular 9. sınıfta farklı Tabii benzerlikleri var. Mesela bak 9 yılda giriş yaptın diyoruz, ortaokulda giriş yaptın diyoruz ama merak etme çoğusunu ilk defa göreceksin. Ve Tonguç Akademi zaten her zaman olduğu gibi senin yanında ve rahat bir şekilde öğreneceğin şekilde olacak arkadaşlar. Ve yeni bir sene yeni başlangıçlar, yeni sözler kendimiz için yeni bir yol haritası arkadaşlar. Ne yapacağız? Birlikte yine bir yola çıkacağız ve bu yolda sağlam adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yine ne yapacağız? Konuları anlatacağız. Sen izleyeceksin, okulda dinleyeceksin, bize tekrar diyeceksin, ödevleri yapacaksın ve bu bu seneyi de patlatacağız, geçireceğiz arkadaşlar. Ve peki konular ne hocam? Bu sene neler göreceğiz? Arkadaşım bu sene birinci ünitemiz sayma ve olasılık. Bak bu konulara ortaokulda ve dokunsuzlukta giriş yaptın. Onun sırtta karşına farklı olarak permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni ve binom açılımı gelecek. Ve buralarda acayip taktiklerimiz var. Ve başka kanallarda göremeyeceğin gerçekten de süper yöntemlerimiz var. Ezberden kaçınacağız. Hepsi akla mantığa yarar şeyler olacak ve çok rahat öğreneceksin. Sıralama ve seçme adı üzerinde geçecek bunlar. Ve kavramları neler? Toplama, çarpma yöntemi, faktöriyel bak bu çok önemli. Çok zor gibi gözüküyor ama rahat bir konudur. Permütasyon, tekrarlı permütasyon, kombinasyon, Pascal'ın üçgeni var arkadaşlar. Pascal'a da rahmet okuyalım. Bin mom açılımıyla yine binom yani ikili açılımları da göreceğiz. Basit olayların da olasılıkları olacak. Bir de 11. sınıfta bunun bir tık daha zor olacak. Orada da görmüş olacağız. Bu konuları halledersek tabii ki de. Peki basit olayların olasılıklarında ne var? Örnek uzay ne var? deney var, olay var, çıktı var, kesin olay var, imkansız ayrık. Bunların da hepsini merak etme rahat bir şekilde size göstereceğim. Çok rahat bir şekilde yine mantığınıza uygun bir şekilde güzel. Zaten 9 zıttan bizi takip ediyorsan az çok bizi tanıyorsundur. Pratiklikler, cinlikler bizim işimiz. Heyecan bizim işimiz. Ve taktikler tamamen bizim işimiz arkadaşım. O yüzden soru çözümleriyle bizim pekiştirmek yine bizim işimiz. Ödevlerle ve sana destek olmak yine bizim işimiz. O yüzden unutma arkadaşım. Ne yapıyoruz? Tonguç Akademi kanalını takip edip sırası da okulda dinliyorsun, videolarla takip ediyorsun, ödevini yapıyorsun. Olay bitti. Bak tamamen bu kadar basit olay. Unutma fonksiyonlar işte ne kadar TYT konusu olsa da ne kadar 10. sınıf dersi konusu olsa da AYT'nin ve matematiğin, genel matematiğin gerçekten de önemli bel kemiği konusu. Gerçekten çok önemli yani çok 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 önemli yine bunu tekrar edeyim 10 kere söylesem yeridir çünkü fonksiyonlar çok önemli arkadaşlar. Fonksiyon kavramını ve gösterimini göreceğiz. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü, fonksiyon, grafikleri yine göreceğiz bunları. Fonksiyon çeşitlerini göreceğiz. Dikey testi, düşey testi bunların hepsini yatay testi de göreceğiz. Hepsini göreceğiz arkadaşım. Ve bu arada ortaokulda gördüğün koordinat düzlemi vardı hatırlarsan. Ve dokuzun sırada bir kartezyen vardı. Ne vardı? İki küme vardı. Bu iki kümeyi ne yapıyorduk biz? Birbiriyle birleştiriyorduk. Böyle noktalar koyuyorduk. İşte şimdi Bizde bu bazı noktalar bizim işimize yarayacak. Biz bunlara fonksiyon diyeceğiz. Bazıları yaramayacak. Fonksiyon değildir diyeceğiz. Unutma. İki fonksiyonun bileşkesi ve fonksiyonun tersi var. Yine çok güzel taktiklerle temiz böyle kılçığı çeker gibi anlatacağız arkadaşlar balıktan. Temiz löp bir şekilde eti götüreceksin arkadaşım. Yine sana yarar kısımları çok iyi öğreneceksin. Bileşke fonksiyon, fonksiyon tersi yatay doğru testini göreceksin. Polinomlar göreceğiz. Fonksiyonların çok benzeri ortaokulda gördüğün cebirsel ifadelerle 9. gördüğün gördüğüm bölme bölünme üstü ifadeler polinomları öğrenirken çok işine yarayacak. Bakın ilk defa göreceksiniz ama ortaokul ve 9'da gördükten işine yarayacak. Unutma hasta hatta dersler başlamadan bu konuları tekrar ederseniz sizin için iyi olur. Polinom kavramı ve işlemler var. Fonksiyonlara çok benziyor polinom ama tabii ki de kendine has e, sabit derim sıfır polinomu var. Polinomun derecesi, katsayısı, baş kat sayısı var. Bunları da göstereceğiz. Polinomlarda çarpma var ki çarpan, özdeşlik, değişken değiştirme gibi konular var. Ve buralar arkadaşlar çarpanları ayırma bence fonksiyonlardan sonra gerçekten de matematikte iyi yapmak istiyorsan o çarpanlara ayırmayı çok iyi bilmen gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ikinci dereceden denklemler göreceğiz. Ve burada da ikinci dereceden bir bilmeyen denklemler olacak. Ne yapmıştık? Dokuz sınıfta ne görmüştük? Birinci dereceden bir bilmeyen denklemler görmüştük. Bu konuda yine burada işin yarayacak. Hatta ortaokulda da görmüştük. Yeni konu ama temeli 9 ve ortaokula dayanıyor. Hiç merak etme. Terimler, kavramları neler? Denklemin kökü var. Kökler toplamı, kökler çarpımı, diskriminant. Hocam bunlar ne ya? Ne kadar karmaşık gibi gözüküyor. Hiç merak etme. Aşama aşama bölüm bölüm, ders ders gideceğimiz için mesela şurası bir ders olacak, şurası bir ders olacak, şurası bir ders olacak. Ne yapacağız? Biz bunu zaten 3 4 okulda 4 haftaysa, 3 haftaysa biz de merak etme en az 3 videoda anlatacağız bunları sana kendini lütfen zor yapamam gibi şartlandırma tam tersi. Tonguş Akademi varsa, Samet Hoca varsa gerçekten de biz burada rahat ederiz diyeceksin. Unutma bunu aklından çıkarma. Ve arkadaşım nasıl 9. sınıfta üçgenler varsa ortaokulda giriş yaptığın 9. sınıfta üçgenlerde... konuları öğrenirken işine yarayacak. Nasıl üçgenler konusunu geometri olarak görürsek şimdi de dörtgenler ve çokgenleri göreceğiz. Düzgün çokgenleri göreceğiz. Köşegen sayılarını göreceğiz. Diş, dış bükeyleri iç bükeyleri göreceğiz ve özel dörtgenler işte ÖSYM'de üçgenlerden sonra en fazla sorunun geldiği yer yamuk paralelkenar eşkenar dörtgen dik dörtgen kare ve deltoid işte bunlardan kesinlikle banka soru görüyor burayı da kaçırmayacağız arkadaşım burası da acayip önemli olacak ama temelin nereye bağlanıyor üçgenleri lütfen sizler ricam 10. sınıfa başlamadan hatta başlasam bile ilk haftalarda şu konuları birazcık göz gezir bakın baştan bir tekrar et. Baştan sona bir daha bir testler demiyorum. Ne yapın bir göz gezdirin. Bu konuları artık daha rahat aşina bir şekilde yaparsınız. Ve geldik katı cisimlere. Hocam bu ne ya? Bu nereden çıktı? Evet arkadaşlar ÖSYM sınavında yani TYT ve AYT'de kesinlikle olmazsa olmaz. TYT'de banko iki sorusu var. Katı cisimler ne onlar? Zaten 9. o şey 9 diyorum özür dilerim. Ortaokulda prizma piramitleri gördünüz. Bunların açılımlarını gördünüz. Açılımlarını bakın açılımlarını açılım değil. Açılımlarını gördünüz nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor gördünüz. Ve onun sınıfında da daha kapsamlı göreceğiz. Dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yan alan, hacim. Bunları göreceğiz ve çok rahat bir şekilde kafana kazıyacağız. Bu bilgilerini ta 12 sınıfta TYT'de çok rahat bir şekilde yapacaksın. İşte geldik en önemli kısmı arkadaşım. Bunları göreceğiz hocam tamam da seneye başlarken en büyük motivasyon, en büyük hazırlık nedir? O sene içinde ne yapacaksın, nasıl yapacaksın, nasıl bir yol izleyeceksin? İşte bunu söylemesek eksik kalırdık arkadaşlar. Matematiğe nasıl çalışmalısın onu anlatacağım şimdi sana. Çok iyi dinle burayı. Bir kere canım hocam, bak canım hocam okulda sana dersini anlatacak. Hocamızı seveceğiz, hocamızı sayacağız ve dersini çok iyi dinleyeceğiz arkadaşım. O bizim canım çocuğumuz. Ve arkadaşım dersi dinledikten sonra hemen... Tonguç Akademi'de acaba kaçırdığım yerler var mı derste? Tonguç Akademi nasıl bir taktik verecek? Daha kolay nasıl anlatılacak? Bunları da video derslerde tekrar edeceksin. Ve arkadaşım, bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik soru çözmende, konuları takip etmende hemen ne var arkadaşım? Bu 9. sınıf kitabıydı. Pardon, özür dilerim. Ne var arkadaşım? 10. sınıf kitabı var. Ne yapacaksın? 9. sınıfta daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani bunu kullanmıştık ya 9. sınıfta. Yeni görenler olabilir. Tamam işte kitabımızda bu 10. sınıfta da yine buradan devam edeceğiz. Ne yapacağız? Sorular çözeceğiz arkadaşım. Ne yapacağız? Pratiklikler yapacağız. Kitabımızda da zaten ne var? çözümleri de var arkadaşım. Video çözümleri. Onları da izle. Çözemediğin soruları bekleyeceksin. Burası acayip önemli. Bunu yapamadıklarını arkasına cevapları mı yazarsın? Yoksa benim tarif benim tarifimle kırmızı kaplı bir deftere yapıştırır yanına cevabımı yazarsın? Lütfen soruyu izledim, hocaya çözdürdüm deyip atma sakın. Ne yapacaksın arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle onları bir yere not edeceksin. Hatta oyun haline döndür. Arkadaşlarına yap. Kavanoza at. Arada sırada çek. De ki aa bunun çözümünü hatırlıyorum. Hatırlıyorum. O zaman bir daha at. Başka zaman bir daha çektin yine hatırlıyorsan artık o senin beynine kazınmıştır arkadaşım. O senin artık beynindedir. O yüzden o soruyu atabilirsin. Ama bu gibi soruları yapamadıklarını kesinlikle bekliyorsun. Ve zaten 9 sistem hatırlarsınız. Tonguç çektiğimiz yeni nesil soruları çözüyorduk sizle. Yine yapacağız. Kavram haritaları yapacaksın. Kendi anladığın gibi kısa notlar alacaksın. Mesela ne olacak? Permitasyon olacak arkadaşım. Permütasyonu yazdım böyle. Ne yapacaksın arkadaşım? Hemen böyleydi. Bu böyleydi. Şu şöyleydi. Formülü böyleydi. Bunun altında böyle vardı. Pascal şu vardı. Şu vardı. Bu böyleydi. Kendince notlar alırsın. Kavram anitlerini oluştursun. Ve 9 sınıftaki eksik konuların olduğunu düşünüyorsan mutlaka da oraları da tekrar edeceksin arkadaşım. Biraz önce, biraz önce, biraz önce, biraz önce çok fazla söylediğim gibi. Ve arkadaşım yine söylüyorum, yine söylüyorum. Tonguç Akademi bu sırada kesinlikle senin en büyük destekçin ve senin yanında olabilecek en iyi arkadaşın olacak. Ne yapacağız arkadaşım? Derslerimizi anlatacağız. Ödevlerimizi vereceğiz. Taktiklikleri vereceğiz. Yazılı soruları çözeceğiz. Üniversite sınavında yenisi soru çözeceğiz. ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz. Ve 10 numara 5 yıldız bir şekilde 10. sınıfta birlikte bomba gibi bitireceğiz. Ve arkadaşım işte Tonguç Akademi'de dediğimiz gibi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik ödevlendirme sistemi. Ve ödevlerimizi de yine buradan vereceğiz. Bak başka kanallar ne yapıyor? Anlatıyor. Diyor ki çöz. Soru çöz. Ama nereden? Ba e bir kitap alıyorsun. Hocam nerede bu? Hangi sayfada? Ya bu konu karışmış. Bunun çözeceğim mi? Çözmeyeceğim mi? Bu sayfa dahil mi? Değil mi? Öyle bir şey yok arkadaşım. Ne yapıyoruz biz sana? 12, 13, 14'ü çözüyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki 9, 10, 11. soruları e, testleri çözüyoruz. Sen de bunları çözüyorsun arkadaşım. O yüzden bu takip sistemiyle derslerimizi yapıyoruz. Konu anlatımlı soru bankamızı ediniyoruz. Peki hocam nereden edineceğiz? Tabii ki de aşağıdaki linkte sana bu sorunun cevabı var. Sana en yakın tonguç kırtasiyeden alıyorsun ve bunu yapıyorsun arkadaşım, ediniyorsun. Derslerimizde güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hepiniz dokun sınıfta bize aboneydiniz belki de yeni geldiniz fark etmez ama ne yapacaksın arkadaşım ödülü sorum. Onun sınıf kanalına abone oldun mu? Oldun mu? Veyahut da arkadaşlarına abone yaptın mı? Evet işte hemen sosyal medyanın vefası nedir? Like'lar ve abone olmaktır. O zaman hepiniz abone olun. Bütün sene boyunca ne yapacağız? Güzel güzel derslerle onu bombalayacağız. O zaman ne diyoruz? Bütün sene boyunca görüşürüz.